19. yüzyılın ortalarında vefat eden bir şairimiz var. Dertli mahlasını kullanmış. Bir insanın dertli mahlasını kullanması için hayatının çok dertli geçmesi lazım. Gerçekten de bu şairimizin hayatı tam bir pejmürdelik, tam bir derlik içerisinde geçmiş. 13 yıl kadar Konya'da, Bağdat'ta onun burnunun yanında kalmış, çalışmış, geçinmeye çalışmış. Sonra İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da sesinin güzelliği ve bağlamasını çok güzel çaldığı için, aşık tarzda şiirler söylediği için konaklarda, tahta kala kahvehanelerinde ve İstanbul'un mutena semtlerinde kendisine yer bulmuş. Hatta bu arada kendisi bollu olduğu için çağa ayanlığına bile tayin edilmiş. Ne var ki hayatının sonu da iyi gelmemiş ve oralarda da içkiye müptela olup derbeder bir hayat içerisinde dertli şekilde kaybolup gitmiş. İşte onun bir beyti var. Kim bilir hangi ruh hali içerisinde söyledi. Diyor ki, bir başıma kalsam, şehid evrana kul olmam, viran olası hanede evladı iyal var. Bu ikinci mısra herkesin dilindedir. Viran olası hanede evladı iyal var. Herkes başına küçük bir bela geldiğinde ya da küçük bir sıkıntıya düştüğünde bunu bir tekerleme gibi söyler. Viran olası hanede evladı iyal var. Peki şair hangi şartlarda söyledi? Bir başıma kalsam şehid evrana kul olmam. Eğer geçim sadece benim geçimim olsaydı, tek başıma şu dünyada yaşasaydım, hiç kimseye eyvallah etmez, minnet duymaz ve hayatımı istediğim şekilde ister berduş, ister ayyaş, ister sarhoş yaşar giderdim. Lakin gel gelelim ki viran olası hanede evladı iyal var. Şimdi burada evde evladı iyal var. Yani çoluk çocuk var diyor ama viran olası da diyor. Bir insanın kendi çoluk çocuğu için ve kendi yaşadığı yer için viran olası demesi için acaba neler yaşamış olması lazım? Doğrusunu isterseniz bunu biz belki de abad olası hanede evladı iyal var şeklinde değiştirmemiz ve dönüştürmemiz gerekiyor. Hiç olmazsa dilimizde bunu tekrar ederken abad olası hanede evladı iyal var dememiz lazım. Bir şairin bir mısrağı vardır. Alemin sultanıdır, muhtacı sultanı olmayan diye. Yani başkalarına, büyüklere, kibara, zenginlere muhtaç olmadan yaşayan kişi alemin sultanıdır. Sultana muhtaç olmayan alemin sultanlığını sürer. Bu biraz istina demek. Biraz da kanaat demek. İstina insanın e, Zenginlik göstermesi, ihtiyacı olduğu halde ihtiyacı yokmuş gibi davranması anlamına geliyor biliyorsunuz. Ve istina kanaatle ancak mümkündür. Kanaat gösteren insan ise zengindir. Çünkü dünyada pek çok şeye sahip olmanın sonu yoktur. Pek çok şeye sahip olmak istediğimizde istemenin ve pek çok şeyin daha çok olmasını isteriz. Ama az şeyle yetinmeyi başardığımızda, az şeyle kanaat ettiğimizde o zaman bahtiyarlık gelir. Vaktiyle Hatem-i bir hikaye anlatırlar. Biliyorsunuz Hatem-i Peygamber Efendimiz'den hemen önce yaşamış ve zenginliğiyle, cömertliğiyle meşhur bir zattır. O cömertlik gösterdikçe Allah da ona cömertlik göstermiş ve verdikçe vermiştir. Hatem-i vermiştir, Allah da ona vermiştir. O verdikçe o vermiştir. Böyle bir günlerden birinde Hatim İtai büyük bir ziyafet kurmuş. Sokaktan geçenleri, şehrin halkını, herkesi çağırmış. Gelin nimetlerimden istifade edin, yiyin, için, eğlenin, gülün diye. Hatim İtai'nin bu kadar cömertliği esnasında ileride bir adamcık köşede kendi işiyle uğraşır, bahçesini çalışırmış. Hatim İtai garipsemiş, gitmiş yanına sanki bir başkasıymış gibi. Demiş ki efendi Hatim İtai şurada ziyafet veriyor. Neden sen de gidip onunla beraber onun sofrasından yararlanmıyorsun, burada çalışıyorsun? Demiş ki, anlımın emeğini yemek, kazandığımın peşinde durmak beni daima mutlu eder. Hatemi tayiye muhtaç olmaktansa kendi emeğimi anlımın teriyle geçinirim daha iyi. Yıllar sonra Hatemi tayiye demişler ki, senin için senden daha izzetli kimse gördün mü? Evet gördüm demiş. Falanca zamanda Soframa davet ettiğim zaman gelmeyen adamdı. Benden daha şerefliydi.